Tarihi, mimarisi, canlılığı ve çeşitliliğiyle İstanbul'un her dönem göz bebeği oldu Pera. Bir Pera Masalı kitabı her gün binlerce insanın önünden geçip gittiği Pera'nın tarihi mekanlarına yeni bir bakış sunuyor. Pera'da gündelik hayatın izlerini süren kitabın kıvılcımını İstanbul'a hayran iki arkadaş Sümeyra Teltik ve Fatma Berber yakıyor. Biz Sümeyra ile disiplinler arası hep çalıştık şimdiye kadar. Kültür sanat alanında işte daha çok mimarlığa da ilgimiz vardı. Müzikle ilgilendik epey uzun yıllar. Dolayısıyla bir mekana, bir olaya sanatsal disiplinler arası nasıl yaklaşabiliriz? Hep bu alanlarda çalıştık. Ve uzun yıllarda İstanbul'un güzel tarihi mekanlarında çok fazla kültür sanat faaliyeti yaptık. Ve bunları yaparken şehri böyle çok erken saatlerde keşfetmeye koyulduk. Ama bu bir planlanmış bir şey değildi. Şehir bizi hep karşılıyordu. Kitap tarihi kahramanlardan ziyade gölgedeki öznelere yöneliyor. Oğlum henüz daha 2 yaşında, konuşmayı yeni öğrenmişken Galata Kulesi'ni gördüğünde dönüp Fatih burayı gördüğünde anne acaba ne düşündü dedi. Yani basamakları tırmandı mı, yukarı çıktı mı, baktı mı, bana daha 2-3 yaşlar arasında bu tarz sorular soruyordu. Evet, Fatih bir kahramandı ama Galata Kulesi'nde feneri yakan bir adam vardı, bir başkası vardı. Kahramanların dışında birçok insanların izleri, ruhları var bu şehrin her yerine sinmiş olarak. Selçuk Eracun'un da yazarları arasında bulunduğu kitapta 25 tarihi mekan salt bilgilerinin dışında yaşanmış veya yaşanmış olabilecek kısa hikayelerle sunuyor okuyucuya. Binalara olan yaklaşımımız işte eklektik tarzda inşa edilmiş, şu tarihte yapılmış, şu kadar taş kullanılmıştan öteye geçmeye başladı. O taşların arasına sinmiş hikayeleri bulup çıkartmak istedik. Buradaki isimleri biliyorsak o isimlerin üzerinden hikayeler kurguladık. Bilmiyorsak o dönem orada yaşadığını düşündüğümüz bir gazete haberinde veya işte bir hikayede rastladığımız isimlerden yola çıkarak biz bu kitapta okuyacak kişilere de kendimizce hikayeler anlatmaya çalıştık. Onlar da eminim gittiklerinde kendileri o duvarlardan farklı hikayeler okuyacaklardır. Gündelik hayata dair tarihsel fragmanlar niteliğindeki hikayelerle okuyucunun mekanla daha güçlü bağ kurması hedeflenmiş. Mekanlara birazcık daha farklı nasıl yaklaşabiliriz, nasıl şahsiye yaklaşabiliriz, nasıl onu bir binanın dışında yaşayan bir şeymiş gibi görebiliriz gibi bir anlatı kurmaya çalıştık. Böylelikle de zamansal kaymaları çok fazla yaptık özellikle. Yüzyıllar arasında geçişler sağladık. Aslında hani buradaki belki de alt metin şu olabilir, hani gelecek ve geçmiş yok. O hepsi şimdinin potasında eriyen bir şey. Bir Pera Masalı tarihi semtte yeni bir yolculuğa davet ediyor okurlarını. Ama biz bir yolculuğa çıktık. Şehre böyle keyifli hikayeler yazmak istedik. Umarım okuyanlar da bizimle bu yolculuğu paylaşır.